Ben de o zaman şu soruyu soruyorum size. Biz şimdi hepimiz Gönüllü Adası'nda birer yarışmacıyız. Evet. Ardahan'ız, Yunus Emre'yiz, Yasin'iz, Cemalcan'ız, Buruaz, Ceyhun'uz, Nisa'yız, Evrim'iz, Gizem'iz. Şimdi Meryem geldi, oturuyor. Yarışa da çıkmıyor. Dokunulmazlığı kaybettik. Ben potadayım, Meryem yok. Evet. Bunu kabullenebilir misiniz? Yani oraya getirdim Furkan'cığım. Ne? Farkındaysan. Bu yıllardır Survivor'da tartışma konusu olmuş bir durum. Bu tarz yarışmacılar oldu. Örnek verelim, Anıl Tetik. Anıl Tetik diye bir arkadaşımız vardı. Ayağı sakatlanmıştı. Adada kaldı kaldı. Bir de SMS'ten de bir falan çıktı galiba. Biral abi tarihi daha iyi bilir. 2015 All Star senesi. Sonra sanırım bu yani Anıl artık çok fayda sağlayamıyor takıma. Yazmalı mıyız, yazmamalı mıyız diye Hakan Atipoğlu ortaya attı galiba, değil mi? Yazıldığın ikinci haftası gitti. Hakan attı ortaya, değil mi? Yazalım falan arkadaşlar diye. Bak, yani teyit edelim. Hakan tepki almıştı galiba o zaman. Ama sonra da gitti. Yani Hakan bence orada çok bıçak sırtı bir iş bu. O orada inisiyatif aldıysa ben tebrik ediyorum Hakan'ı. Herkes o inisiyatifi alamaz. Bu tartışılabilir ama bu konu. Bu tartışma biz kayıp değil. Biz bunu çok 2 senedir biz bunu masalarda çok yarışmacılar tartıştık. Yarışmacılar yapamaz. Ecem de vardı. Yani. Melisa senin bu konuda fikrin nedir? Halk tepki verecek diye yarışmacılar çekinir. Hani sakat bir. Biz de çünkü merhametli Acun abi geldiğinde bile konuşmuştuk biz bu konuyu. Bizde Ecem vardı. Ecem sanırım toplam 3 hafta falan yatmıştı yani ayak sakatlığından dolayı. Her zaman dokunulmazlığı kaybettiğimiz zaman diyordu ki sakat yazarsak ne kadar etik olur. Hani dışarıdan nasıl algılanır, nasıl karşılanır? Ama en sonunda senin yerine takıma fayda sağlayan insanlar var. O açlığa dayanan insanlar var. Parkurda kendini yıpratan insanlar var. En son ne dedik? İşte, takım toplandık. Artık da Ecem'i yazmamızın zamanı geldi dedik. Yazmıştık. Şu anda zaten iyi giden bir takım var. Niye şimdi Meryem sakat yatarken niye Tayfun yazılsın? Niye Evrim yazılsın? Ya da niye Nisa yazılsın? Sonuçta bunların hepsini bir takım olarak bir bütünler şu anda. Hepsinin performansı iyi. Ama kesinlikle şey demiyorum. Hani Meryem yazılması lazım demiyorum. Bir süre sonra buna kayacaklar. Bilmiyorum. Benim şahsi fikrim ben 30 tane Tayfun, 30 tane başka birini yazarım. Meryem'i yazmam. Bana lazım ya Meryem. Lazım ama. Orada belki takımsallık da var. Sadece Ferdi, Survivor sadece tek bakma. Vallahi orada takımsallık var. Söyleyeyim mi? Ne yapacak? Meryem'i yazmadınız tamam mı? Meryem'i yazmadınız. Gizem gitti. Tamam Gizem gider mesela. Gizem gidince problem olmaz. Evet. Meryem'i yazmadınız. Burak gitti. İşte Ceyhun gitti. Burak gitti. Abi buralarda size problem olmaz. Ama ondan sonra top Ardahan'a, Cemalcan'a, Yasin'e, Siz çok uzaklara bakın. Geldin. Bakış açıları, yarışmacılar zaten orada karar verirken vicdan muhasebeleri bunu sorgulatacak. Ne diyecekler biliyor musun? Hadi Gizem'i biz feda ettik. Böyle bakacaklar. Çünkü tamam, Gizem performans olarak 8 oyuna çıkmış, hiç oynamıyor Gizem. 8 oyuna çıkmış, 2 galibiyeti var, 5 mağlubiyeti var. Başarısız. Gizem'i yazacaklar, feda ettik. Tayfun'u da hadi bir... Şimdi ben listeye bakıyorum. Yani listenin altında Tayfun var. Tayfun'u feda edebilir miyiz? Edebiliriz. Meryem'i bekleyebiliriz. O kredisi vardır. Hadi Ceyhun abi de uzun vadede belki hani çok bize bir şey vermeyecek. Ama sıra kime geliyor? Burak, Yasin, Ardahan, Cemal, Nisa, Evrim. Bu kişiler zaten... Ben de az önce söyledim bunu. Evet. Ya, bu kişiler nasıl yapacak bu işi? Ya şöyle ben sana söyleyeyim nasıl yapacaklar. Yapamayacaklar işte. Ya bir dakika ben anlatayım abi. Murat abi hikaye anlatıyor. Sen esas sen senaryo yazıyorsun şu anda. Hayali konuşuyor. Hayali. Ya bir dakika kardeşim. Biz yaşadık Sayın Murat Azar'ı. Ya bu işleri bırak, bu yaşama olaylarını falan artık yeter. Sıkıldım bu sizin yaşamanızdan. Gittiyseniz Survivor'a ne yapayım yani, Allah Allah. Evet buyurun. Hep aynı şey, bu da temcit falan gibi. Ama biz sen yaşadık, de Murat abi. Sen yaşadın. Sen de diyorsun. Ben senden. Sen de futboldan örnekler veriyorsun. Ben bir şey diyor muyum demiyorum. Ben senden. Sen daha doğmadan ben sporcuydum Semih Bey. Tamam ama. Boş ver bu işleri. Survivor'a gittim diye sen de ne yapalım. Gittiysen gittin. Ben de yıllarca futbol oynadım. Milli takımda oynadım. Sen daha Bursa'da doğmadan ben futbolcuydum, sporcuydum. Saygı duyuyoruz bana zaten. Bana hikaye anlatma. Ben senden iyi biliyorum. Duyuyoruz Bursa'da ama... mı oynadın abi? Bursa'da oynadın. Yok yok, o Bursa'da daha. Hayır ben sizin kariyerinize saygı duyuyorum ama siz de bazı şeylere saygı duysanız güzel olacak. Bunun Survivor'a gitmekle hiçbir alakası yok. Ha sen şöyle dersen bana, ben sana saygı duyarım. Sen bana dersen ki Murat abi adada
bir bölge var. O bölgeden ben atlıyorum. Sen atlayamazsın. Ben o bölgeyi bilmediğim için tabii atlayamaz. Ama sana şimdi ben genel hayattan bahsediyorum ben tamam, sana. Tamam genel hayattan bilmediğin için hep futboldan örnek veriyorsun. Bu kardeşim, takım oyunu değil. Survivor bireysel bir oyun. Bir dakika tamam mı? Ben bireysel, başka şey anlatacağım. Sen dinle, lazım Meryem falan. Dinlersin. Kime lazım? Burada hiç dinleme huyu yok ki dinlemiyor. Ama ben kime dinle... lazım Meryem? Ya başka bir şey anlatacağım sana. Takımcılık var diyorsun. Müsaade etmeniz lazım. Bunu tabii ifade etsin bakalım. Evet. Ben sana diyorum ki kardeşim benim derdim şu. Burada senaryo yazıyorsun. Nasıl senaryo yazıyorsun? İşte Tayfun gidecek mi? Tayfun'un gitmesi için kaç gün geçmesi lazım bir tane yarışmacının gitmesi için? Bir hafta. Bir hafta. İkinci diyorsun bilmem ne gider mi? Ceyhun diyorsun kaç hafta oldu? İki hafta. Bilmem ne daha gider diyor. Üç. Saydıkça sayıyor bu. Sanki Brezilya dizisi çeviriyoruz. Kardeşim bu kız 10 gün sonra iyileşecek. Aynısı, onlara zaten ben de saydı. Onlara zaten vakit kalmayacak ki senin dediklerine. Bu kız eğer 10 gün sonra iyileşirse senin gibi felaket tellallığı yapmayıp da bu kızı 10 gün sonra iyileşirse bu kız randımanlı da olursa bu dediklerine zaten gerek kalmayacak. Sen niye bir ay ileriye gidiyorsun, iki ay ileriye gidiyorsun? Ben onu anlamadım. Ben sana bir şey söyleyeyim Murat abi. Vallahi sakat olan yarışmacıyı hemen yazılması lazım bence. Hemen hop paketi bağlayacaksın. Kurdelesini koyacaksın, niye, uçağa bindirip göndereceksin. Niye öyle düşünüyorsunuz ya? Ben mesela şimdi diyelim takımda mı mesela diyelim. Örnek veriyorum. Yanlış mıyım? Michael ya? Jordan mı? Michael Jordan mı kardeşim? Basket takımındayım. Michael Jordan sakatlandı. Ben Michael Jordan'ı ölene kadar beklerim sakatlığı geçsin diye. Bana lazım. Ya Michael Jordan siz mu? Siz niye Meryem bu adamı atıyorsunuz? Meryem Michael Jordan mı? Kardeşim 10 gün bekleyemiyor musun? 10 gün bekleyemediniz mi ya 10 gün? 10 günde iyileşmez bu kız. Nereden biliyorsun? Futbolda da eşsiz. Nereden biliyorsun? Takım sporundan geldiği için evet. Futboldan örnek veriyor. Evet. Survivor bireysel ve senin dediğin gibi 10 yıl sürmüyor. Michael Jordan'ı beklersin. Evet. Onun bir kariyeri var. Ya 10 gün o diyor. O sana lazım. Michael Jordan ben sana 10 gün diyor. Meryem daha yarışmanın başında sakatlandı. Tamam. 25 oyuna çıkmış. 10 gün sonra iyileşecek bu kız. Yarışmanın tamam. Başı. Allah şöyle Allah. Yapalım. Sen siz niye bir ay nereden biliyorsun iyileşeceğini ya? Sen nereden biliyorsun bir ay daha oynayamayacağını? Murat abi bir şey söyleyeceğim. Ha. Eğer durum çok parlak olsaydı ona kararı ona bırakmazdı. Evet ona da katılıyorum. Efendim? Acun abi ona demezdi. Meryemciğim ne yapalım? Hani gönlünde gönlünü ama kırmaması için. Ama hiç umutsuz olsa da onu tutmazlardı orada. Hiç umudu olmasa. Doğru. Ne tamam. O zaman sen başka pencereden bakıyorsun ben başka pencereden. Tamam, bakalım kim haklı çıkacak merak ediyorum. Göreceğiz. Ve, abi, sen bir şey söyleyecektin galiba. Şey de düşünüyorum. Meryem herkes kendini tehlike olarak görüyor. Ya ben Evrim'in yeni doğrusu işe, hani Evrim gibi konuşuyorum şu anda. Takım arkadaşları toplanır. Acaba işte zaten Meryem sakat. Biz iyileşme süreci daha var. Bize ne kadar bir artı sağlayabilir? Ya da takıma ne fayda sağlayabilir? Bence Meryem'i yazalım. Nisa gelecek. Diyecek ki zaten kendini çok üstün görüyordu. Hani sadece bir düşünce bu. Kendini çok üstün görüyordu. Şu anda sakat. Hani biz kazanacağız işte o yiyecek de ne zamana kadar yatacak da bence Meryem'i yazalım. Oradan Yasin gelecek. Kendine zat final koltuğunda büyük bir rakiplerinden bir tanesi Meryem. Ben olsam böyle bir düşünceyle de yazarım.